Merhaba arkadaşlar. IQ işlem serimizin başka bir konusundayız. İşlem tabloları üzerinde örnekler yapmaya çalışalım. Burada bir tablo vermiş. Tabi bu tablolarda rakamlar olur, harfler olur, semboller olur. Farklı farklı örnekler yapılabilir. Bakın burada işlem üçgen. Bu üçgen işlemi şöyle yapılıyor. Önce bir örnek üzerine gösterelim. 5 üçgen 4. Yani aslında 5 işlem 4 diyebiliriz bunu değil mi? İlk sayı x sembol ilk harf neyse önce bunu şuradan arıyoruz. İşlem bakın işlem şurası. Sonra 4. 4'ü de arkadaşlar buradan bakacağız. Önce burası, sonra burası. 5. Beş, 5'i burada buluyoruz. Sonra 4. 4'ü arkadaşlar buluyoruz. İkisini ne yapıyoruz? Şöyle geçiştiriyoruz. Buna kaçta geçişiyor bakın 3'te. Demek ki bunun cevabı neymiş? 3'müş. Bu şekilde bakacağız. Ve şimdi diğerlerini yapmaya çalışalım isterseniz. Bakın şunları silelim isterseniz şöyle. Bir de ne var şimdi? Bir üçgen üç. Bakın biri buradan bakıyoruz. Üçü buradan bakıyoruz. İkisini geçiriyoruz. Bakın ne oldu arkadaşlar? Yine üçü oldu. Olabilir. Demek ki üç işlem üçü oldu şimdi. Bundan sonra arkadaşlar eğer bir öğrenirsek en fazla 10 saniye sürmeyecek bu işlemler. Şimdi 3 işlem 3 üç. üç buradan bakıyoruz. Üçü buradan bakıyoruz. Üç buradaki güç. Bu 3 ise bu. İkisini eğer kesiştiyse bakın ne oldu? Kesim noktasında ne var? 5 var. Demek ki cevap neymiş? 5'miş. Yani Edirne diyoruz doğru cevap. İkinci örneğe bakalım. Yine bir üçgen işlemi var. Yine rakamları vermiş. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın burada iki işlem bir şey var. Sonra 3 olmuş. Önce şunun tamamına bakalım. Yani iki işlem ne olursa şunu şöyle bir şey yapalım da aşağısını yazacağız. Burası 3 yapar. Bakın önce işlemin sol tarafını buradan bakıyorduk. Bu eşitliğin ne olmuş arkadaşlar? 3 olmuş. Aslında şöyle yapalım. Buraya ne gelecek? Buraya buradan bir tanesi gelecek. Ama işlemine burada 3. Bakın. 2 ile hangisini işleme koyarsam 3 yapar. Bu sefer de bakın şöyle çıkıyorsunuz. 3'ten yukarı çıkıyorsunuz. 2'ymiş. Demek ki 2 ile 2 işlemi gelirse 3 yapıyor. Yani şunu şuraya yazalım isterseniz. X üçgen 5 kaçmış 2. Bunun tamamına baktık. Buraya 2 dedik. Şimdi X neydi? Bilinmeyen. Yani burada bir şey olacak. Şunları silerim isterseniz şöyle. X burada olacak. 5 burada olacak. Bakın 5 burada. Cevap ne? 2. Buradan hangisi 5 ile işleme girerse 2 yapar. Bu sefer değil mi? Tersden gidiyoruz. Bakın işte böyle gidip. Böyle gidiyoruz. Demek ki neymiş? 3'müş. X neymiş burada? 3. Bakın 3 Önce buradan bakıyorduk. 5 işleme girdi. Kesişti. Bakın ne yaptı? 2 yaptı. Demek ki cevap neymiş? X eşittir 3. Yani doğru cevap Ceyhan deriz. Diğer bir örneğe geldik. Bu örnekte ise biraz daha farklı. N tane işlemi gösteriyor. Biz bunu x üzeri en iyi Bakın x işlem x. Tabi burada sıra nasıl gitmek gerekir? Burada pek anlaşılmıyor gibi gözüküyor mu? Soldan sağa gideceğiz. Bakın 2'nin karesi ne yapıyor? Gerçi soldan sağa derken onu şimdi göstereceğim size. Bakın 2'nin karesi neymiş? Yani 2 işlem 2'ymiş. Kaç yapıyor? 3. Hmm. O zaman 3'ün karesi ne yapar? Bakın 3 işlem 3 üç işlem 3'müş. Kaç yapıyor? 5. Bu ne gibi? Düşüneceğiz. O zaman bakın şu o zaman ne oldu? 4 işlem 3'ün karesi 3 işlem 3 olduğuna göre 5 yaptı. Sonra ne var burada 5'in küpü var. İşte burada iş biraz değişiyor. 5'in küpü nasıl bulacağız? Yani 5 işlem 5 işlem 5. Şöyle, şöyle ok mu koymak lazımmış acaba? Şöyle yani soldan sağa gittiğini göstermek üzere. Evet. Önce 5 beş işlem 5'i yapacağız. Sonra yani sağdan sola değil de soldan sağa gidiyoruz bu işlemlerde. Bunu aslında açıklaması lazımdı ama yine böyle olduğunu varsayarım. Önce 5 beş işlem 5'i yapalım. Şunları silelim isterseniz tekrar. 5 işlem 5 kaç? 4. Bakın burada 4 van 4 işlem 5 oldu. Tekrar bu sefer şunları silelim. 4 işlem 5 kaç oldu? 3. Demek ki 5'in küpü neymiş arkadaşlar? 3'müş diyoruz. O zaman buraya bakın bakın burada parantez var. Buradan anlaşılıyor. Önce parantez yapılır. 4 işlem 5'i yapalım. Hatta ona dönüş yapmışken tekrar bakın duruyor tamam burada. 4 işlem 5 kaçtı? 3'tü buradan. Ne oldu? 3 üç işlem 3 oldu. Ona bakalım. Şunları silip tekrar yapalım. Kafa karışmasın diye. Şimdi 3 işlem 3. Üç. 3'ü burada. Önce sol taraf bu. Sağ taraf bu. Hop, bakın ne yaptı burada? 5 yaptı. Cevap neymiş? 5 yani edinle deriz. Bakın burada sayı olur. Harf olur. Sembol de olabilir demiştim. Burada da harfler geldi. A, B, C, D, E. Tabi bu Dikkat ettiyseniz az önceki örnekte 1, 2, 3, 4, 5 yani 5 tane değişken. Bakın burada da 1, 2, 3, 4, 5 tane değişken var. E niye? Çünkü 5'lik olduğu için. 4 tane sorarsa biraz hani ne olur çıkları yapamayabilirsiniz burada. Yani uygun 5'lik yani olduğu için yetmez. Ha bu 5'li, 6'lı, 7'li olabilir mi? Olabilir tabii ki. Daha zor olsun diye. Şimdi bakalım. Yine şunu ne yapıyorduk? Burada bir şey gelecek. Yani burası aksan sol taraf değil mi? Şurasıydı. Buradaki bir şeyle yani harfleden bir tanesiyle D işleme girmiş değil mi? Şu işleme girmiş. Cevap ne olmuş? Bakın B olmuş. Hop bu sefer de maksa böyle inip tersine gidiyorduk. O zaman arkadaşlar şu yuvarlak için aldığım yerine ne gelecek? B gelecek. Aslında bu B üçgen D eşittir B. Hatta bakalım bakın. B burdu. D burdu. Bakın B yaptı. Ama bize lazım? X lazım. Onu şuraya alalım. X kare. Tabi işlem hakkında üçgen Şimdi kare oldu. Buraya çok farklı semboller gelebilir yine. Hani e, buraya bir şöyle çok mesela böyle görürsünüz. Yuvarlak içinde çarpı veya yuvarlak içerisinde artı. Bunu sanmayın ki toplama bu çarpma. Hayır. Bu bir sembol. Buraya başka bir böyle bir sembol de gelebilir. Herhangi bir sembol de gelebilir. X e, işlem veya x kare d neydi arkadaşlar? B idi. Buradan gidiyoruz. X neydi? Sol taraftı. Tabi hep x solda ama yani bilinmeyen sağda da olabilir. O zaman buradan da bulabilirdik. Fark etmez. Şimdi burada d'yi aksa şunu silerim önce bir. Ondan sonra devam edelim. Bakın burada d var. İkincisi üstü. Sol, birincisi soldu. Bakın buradan aksa bir şeyden d işleme girecekmiş. Bakın b olacakmış. Değil mi? Peki. O zaman buradan ne yapıyorduk? Buradan hop böyle gidiyorduk. O onu onun olmuş gibi. Tersten gitmiş gibi oldu. eden bir şey olmaz. Evet cevap neymiş aksa? Bakın. Buradaki ne ile D işleme girerse B olur. O zaman B'ymiş. Demek ki X neymiş arkadaşlar? B'ymiş. Doğru cevap da Bursa deriz burada. Bakın az önce demiştim buraya semboller bakın yuvarlak içinde çarpı, yuvarlak içinde artı gelebilir demiştim. Evet burada yine harflerimiz var. Ha bakın burada iç içe geçmiş ama bakın burada parantezler bizi yönlendiriyor ne yapacağımızı. Önce B işlem D. Yani B işlem D. Bakın neymiş? Şurası. B işlem D. Buradan gelip buradan gelip kesişim, bunları kesişimli alıyoruz. Demek arkadaşlar burası D'ymiş. O zaman ne oldu burası? C işlem D oldu. Önce onu yapalım sonra A'yı yaparız. Sonra bunları da A'yı işleme koyacağız. O zaman şey yapacağız. C işlemde C burada, D burada ne yapar? işlemin sonucu E'ymiş. Demek ki E, bakın burası E oldu. C'den indim, sonra sağa gittim daha doğrusu, D'den aşağı indim, E çıktı. E işlem A olmuş oldu sorunun son cevabı. O zaman ne yapacak? E'yi buradan alıyoruz. A'yı buradan alıyoruz. İkisini kesiştirirsek ne yapar arkadaşlar? Cevabımız D olur. Demek ki bu işlemin cevabı D. Doğru cevap da Denizli D. Evet bu örnekte ise biraz daha az önce hani D kare yani şey vardı yani 2'nin karesi 5'in karesi var. Bakın burada da harflerin karesi var. İşlem bu da içi dolu üçgen olmuş. Bunun hiç önemi yok. Bunlar semboldür. Bakın bu da bu D karenin, D küpün D üzerinin nasıl gideceğini gösteriyor arkadaşlar bize. Burada bir ipucu vermiş nasıl yapacağımızı. Ama burada da D üzeri 33 var. Önce isterseniz şuraya bir deneyelim. D üzeri 1 neymiş bakın D. Devzir 2 neymiş arkadaşlar? D. Ben şunu içine şöyle yine tarayıma karışmasın diye. D. Ha. Bir kere bu ne? O zaman D işlem D. Bakın ne yaptı? A. Bu ne? Yani D neymiş? A'ymış. Aklımızda kalsın. Şimdi de e geçelim. D küp nasıl yapılıyormuş? D kare çarpı şey D kare çarpı D işlem. Ee, Tekrar yazıyorum buraya ama. D kare işlem D. D kare neydi? A'ydı. O zaman A işlem Tabii o içi dolu kareyi böyle temsili yapıyorum. E, D oldu. Bakalım arkadaşlar şimdi. Artık yavaş yavaş öğreniyoruz değil mi? Nasıl yaptığımızı hızlı hız yapmaya çalışıyoruz. A işlem D. Bakın ne oldu burası? A burada, D burada. İlki A, ikincisi D. İkisinin kesim noktası C. Bu D, küp neymiş? C'ymiş. Peki. D üzeri 4 neymiş arkadaşlar? D küp. E, direkt yazalım isterseniz. D küp neydi? Bu da C'di. C işlem D olmuş. D üzeri 4. D üzeri D. Şey, D üzeri 4. C işlem D. Şimdi C buradaydı. D burada. İkisini nasıl kestirirsek ne oldu? E oldu. Demek ki D üzeri 4 neymiş arkadaşlar? E'ymiş. Peki buradan bir çıkarım yapmak için bir adım daha gidelim mi? Burada hani belki bilen arkadaşlarımız vardır. Neydi? Mod var değil mi aslında burada? Onu hissetmişsinizdir herhalde. Bakın D üzeri 5'i yapalım. D üzeri 5 nedir arkadaşlar? Şunun içini boyalım. D üzeri 4 işlem. Öyle değil mi? D olmayacak mı? O nedir bakın arkadaşlar? D üzeri 4 E'ydi. E işlem. D yapar değil mi burası? Bakalım şimdi. E'yi buradan aradık. D'yi aktar buradan İkisini kestirdim. Bakın ne oldu arkadaşlar? Bakın burası. B yaptı. Bakın, bakın ne burası? Şimdi B yaptı. Bakın arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş şekilleniyor mu yavaş yavaş? Şimdi isterseniz de D üzeri 6 yapalım. Hatta burada 5 tane vardı ya. Bakın 5 tane oldu burada. Hatta dikkat ettiyse sakın D, A, C, E, B. 5 harf vardı. Şimdi bakalım D üzeri 6 yapalım. Tabi yavaş yaptığım için bize size uzun gibi gelir ama aslında hızlı yapsak. Hemen 30 saniye yapılır arkadaşlar. Evet D üzeri 5 veya 30 saniye olmasa da bir dakika da yapılır. D üzeri 5 çarpı D olacak değil mi? D üzeri 6. D üzeri 5 nedir? D'di. B işlem. Öyle değil mi arkadaşlar? Bakın D oldu. Yapalım bakalım. D şunu silip onu sonra yapalım. Burasını. Bakın D işlem. Bu da yanlış yaptık. Nasıl? B, değil mi? B işlem D. Bakın neymiş? D'ymiş. Bakın şu an D oldu. Aslında bakın şuradan sonra hatta bir tane yapım göründüğü yapıyorum burada. D üzeri yapmak Yapmak istersek neyi lazım? Değil mi? Aç. Bakın. Bu şimdi tekraracak arkadaşlar. Mod 5 oldu. Yani her 5 kere de bir. Bu tekrarlar anlamında. Bakın D. Şimdi bu D yüzeyde A olması lazım. Deneyelim isterseniz. D 7 neydi? D üzeri 6 işlem D değil miydi? D yüzeyde 6 neydi? D idi. Bakın ne oldu sorumuz? D işlem D oldu. Bakalım. D işlem D. Bakın A. Gördünüz mü? Demek ki mod 5'miş arkadaşlar. Bu ne anlama geliyor? Yani ben de 33'ü eğer 5'e bölersem kalan neyse işte bunların bir çıkacaktır. Ona göre yapılır. Peki 33'ü arkadaşlar 5'e bölersem kaç kalır? 33 kaldı. Demek ki aslında bu D üzeri şöyle yapalım mı? D üzeri 33 neymiş aslında? D üzeri 3 gibiymiş. D üzeri 3 neydi? C'ydi. O zaman arkadaşlar bakın bunu C yaparız. Yani doğru cevap Ceyhan deriz. Evet yine daha önce atıklamızda benzer bir soru. Sadece burada yani hani A, B, C'de 1, 2, 3, 4, 5 değil de demir Diyelim kelimesinin işlemini bakın işlemimizde yıldız işlemi önce ne yapıyoruz arkadaşlar parantezleri yapıyoruz değil mi önce bakın önce burasını yapacağız arkadaşlar pardon önce burasını ne diyelim şöyle bir şey yapalım isterseniz yanlış yaptık yani D ile ne işlemi pardon arkadaşlar bu nasıl bir şey Burada burada cevap yok arkadaşlar burada cevap yok o yüzden bunu e, bu şekilde yaparsak bulamayız değil mi hatta ben şöyle yapayım arkadaşlar şuraya M diyelim bu da onu. Burası aksa M ise diyelim X'i bulalım. <laughs> Çünkü diğer türlü bulamayız. Evet, buradan şimdi X sonra böyle olduğunu varsayalım. Tamam. Şimdi X'i bularım. Ha, aksa şimdi bakın. Şurada bakın parantez içinde parantez var Bunun tamamına bakacağız. Buraya ne gelirse, Buradan biri gelecek. Yani bu harfleden biri gelecek. Bunlardan işleme giriyor. R ile işleme giriyor. Cevap olmuş? M olduğunu. Olduğunu varsayarım. Bakın. Ne yaptı arkadaşlar? Bakın burası B'miş. Demek ki onu şu alayım mı? D bakın işlem X işlem e, I. I büyük harf herhalde. Eşittir ne oldu arkadaşlar? M oldu. Olabilir. İki de M oldu. Bakın. Burada, buradakilerden bir tanesi de R işleme giriyormuş. M çıkıyormuş. Şimdi devam edelim. Şimdi D ile bakın arkadaşlar şurası işleme girecek. Buradan D'yi aldık. Şunu silelim isterseniz. Bakın buradan D'yi aldık. Buradan şunadan bir tanesi de işleme girecek. M olacakmış değil mi? O zaman bakın buraya ne gelir? E gelmez mi bakın? D ile hangisi işleme girse M olur? Bakın E. Ama demek ki X işlem i neymiş arkadaşlar? E'ymiş. Onu şuraya yazalım isterseniz. X işlem yani yıldız koydum buraya. i eşittir E ise. Şimdi yine aynı mantıkla gidelim. Şimdi x buradan bir tane olacak. onu bilmiyoruz arkadaşlar. Ama burası i olacakmış. Bu ikisi işleme girerse şöyle yapalım. Bakın e çıkacakmış. Hop buradan değil mi? Böyle gidiyoruz. Bakın yine m'ye geldik. Olabilir. Evet. x neymiş burada arkadaşlar? Bakın m olursa m ile i işleme girerse e'yi verir. O zaman aksa x neymiş burada? x yerine gelecek olan harf burada m oldu. Doğru cevap Ceyhan deriz. Bir tane daha yapalım. Yine demirden gidiyoruz. Ee, yine işlemimiz yıldız işlemi. Evet burada Evet burada biraz daha bakalım ne yapıyor. Önce bakın burada Parantez varsa önce parantez yapıyoruz. D işlem E. Bakın arkadaşlar D işlem E. Neymiş? I. Hatta direkt üzerine yazıyorum. Göstermeden. I yıldız. Şimdi buraya bir şey gelecek. Onun ne olduğunu bilmiyoruz. Eşittir M olacakmış. Değil mi arkadaşlar? Buraya ne geleceğine bakacağız. Yani aslında X yıldız R'nin ne olacağını bulmaya çalışıyoruz. Şimdi i ile işleme girecek. Ne girecek işleme? Buradan bir tanesi girecek. M olacakmış değil mi? Bakın. M olacakmış. Ona yukarı çıktığımı ne ilaçlar? Bu da M geldi. Demek ki e, bu, şu, şu işlemin cevabı M. Şimdi X'i ama biz X'i bulmak istiyoruz. O yüzden de şimdi şuradan bir tanesi işleme girecek. Buradaki R harfi işleme girecek. Arkadaşlar bize M'yi verecekmiş. Bakın buraya ne gider o zaman? Hop bakın tersten gidiyoruz. E. Demek ki x neymiş burada? E harfi olacakmış deriz. Yani doğru cevap Bursa deri. Bakın burada işlem e, yuvarlak içinde çarpı var. Bakın burada semboller var demiştim ya. Semboller de olur, harf de olur, rakam da olur. Farklı farklı olur. Şimdi burada ne yaparız? Evet bu biraz sanki zor gibi gözüküyor ama aslında zor değil bakın burada parantezler var önce parantez yapalım önce şunu yapacağız arkadaşlar çıkanı bununla çıkanı bununla çıkanı bununla çıkanı bununla yapacağız hadi yapalım bakalım şu baklava mı ona. baklava işlem bakın kalp tabi şekil önce biraz daha insan zor takip ediyor bakın bununla bunu geçtirsek tekrar ne yaptı baklava yaptı şurasını bir kere neymiş baklavaymış. Şimdi baklavayla, şimdi önce şu, buna bir sinek mi diyorduk buna, sinek, e, onu burada yapmak bir yerde zor gelecek ama şöyle yapalım, şimdi yapınca evet, şimdi buradan baklava gelecek sol tarafa, buradan sinek gelecek, bakın arkadaşlar neymiş, içi doğru yuvarlak, Ardın arkadaşlar bakın sırasıyla gidiyoruz değil mi, şimdi bakın yuval, arkadaşlar şöyle yapalım mı, bir gitti, bu da gitti, şimdi yuvarlakla işleme gelecek ne, yine sinek şöyle yuvarlak yuvarlak şey yapalım. Şimdi yuvarlak burada. Bunlar sinek işleme giriyor arkadaşlar. Anlattı kalbi verdi. Burası neymiş? Kalp. Peki. Arkadaşlar bu da için noktalar. Şimdi kalple işleme gelecek şu çam gibi bir şey. Şimdi kalple işleme giriyor. Şu şöyle kalbin tersi gibi şöyle bir şey. Bakın mesela buradayım. Burası kalp değil. Kalple, bakın kalp burada. Bundan şu işleme geliyor. Bakın neymiş? Yine kendisi. Yani yine bu oluyor. Şöyle yapmak onu biraz zor ama yapmaya çalışıyoruz. Şöyle hop hop şurasını boyayalım. Şöyle oku var. E şimdi ne oldu? Şundan aslında bu işleme girmiş olacak burada. Yani şöyle yapmak istersek eğer yine şöyle yapalım. İşleme geliyor. ne baklava. Peki şimdi şunasını sileyim. Şu şundan baklava işleme geliyor. o da kalp oldu. Bakın şundan bu işleme geldi. en son olarak Buradan bu kalmıştı. Bu da bu oldu. Demek ki kalp oldu. Ceyhan diyoruz arkadaşlar. Evet. Son örneğimiz yine ters üçgen bakın burada. Sembol ters üçgen oldu. Yine olur. Yine rakamları verdik. 1'den 5'e kadar. Bakın burada biraz daha farklı bu k kare de olabilirdi. O zaman biraz daha zor olabilirdi. Önce ne yapıyoruz? Parantezi. 2 işlem 3. 2 işlem 3 neydi? 5. İkisini kestirdim ben 5'e arkadaşlar. Buradan buluyorduk. Değil mi? O zaman demek ki ilk işlemin cevabı 5 oldu. Şimdi 5 ile K kare. K'yı bilmiyoruz ama tabii ki. Evet arkadaşlar. Önce bir K kare'ye bularım buradan değil mi? K kare ne yapar bu durumda? 5 ile bir şey işleme girecek. Buradan önce bir seçiyoruz. Buradan, bunlardan bir işleme girecekmiş. Cevap 4'müş. O zaman şuradan değil mi? Şöyle buradan bakarsak yer. 4 bunu kare alıyorum. Bakın ne oldu arkadaşlar? Tersten gidiyoruz. Demek ki neymiş? 4'müş. Demek ki k kare arkadaşlar 4'müş. Bakın 5 ile 4 işleme girerse 4'ü verdi. K kare 4 oldu. Bu 4 bu 4 karşı bu 4 bizim son çıkışımız. Bu 4 ise buradaki bizim değişkenimiz diyelim. Peki şimdi arkadaşlar ne yapacağız? K kare 4 ise ne demektir k kare? Az önce onun bir önlerini yapmıştık. Ya. bu da örneklememiş ama onu biliyor olduğumuzu varsayarak yapıyorsa burada K e, işlem K değil midir? 4. Yani ikisi aynı olacak. bir yani de bire bakalım. 2 yapar. 2 ile 2 yapar. Bakın 4. Demek K 2'ymiş. Bakalım 3 ile 3 ü yapalım. Bakın 1 olmadı. 4 ile 4 bakın 3 olmadı. 5 ile 5 bakın 5 olmadı. Hangisi veriyor burada? K 2. K 2 iken. Ancak bize 4'ü veriyor. Olanaklar K'mız neymiş? 2'ymiş diyoruz. Doğru cevap yine Bursa oldu diyelim. Bu şekilde işlem sorularına bakabilirsiniz. Tabii daha farklı sorular yapılabilir ama bunlar size herhalde konunun tamamını öğretmeye yeterli diye düşünüyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.